bir baba ile evladı herhalde. Konuşalım, misafir olalım onlara. Efendim geceniz hayırlı olsun, sahurunuz mübarek olsun inşallah. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Efendim nereden arıyoruz? Hangi şehirden? Afyon'dan. Evet. Oo, Afyon'dan. Rahmetli babam Afyon'da il müftülüğü yaptı. Ben de Afyon'daki camilerde az vaaz etmedim. Yani ilahiyatta öğrenciyken Ramazan'da da orada vaaz ederdim. Öyleymiş hocam. Afyon'da tanınırsınız ve vaazlarınızdan da rahmetli babanızdan da bahsederler. Eyvallah. Afyon'da yani. Teşekkür ederiz. Güzel insanlardır. Sevgilerimi iletiyorum sevgili Afyonlara. Delikanlı seni tanıyalım. Kerem Elmas ben. Merhaba. Hayırlı geceler. Merhaba Kerem. Soruyu sen mi soracaksın? Baban mı soracak? Ben soracağım. Eyvallah. Soru çocukların hakkı yani. Buyurun söyle Kerem. Hocam hani ergenliğe girince günahlar yazılıyor ya. Evet. Ben ergenliğe girdiğimi düşünüyorum. Tamam. Ama ailem izin vermiyor. Ergenliğe nasıl giririm? Yani sen ergenliğe girdim diyorsan ailenin seni dinlemesi lazım. Yani sen girmişsin. Ben de diyorum. Bu işi en iyi sen bilirsin. Baba ne diyorsunuz? Yani babalar şöyle düşünür. Anneler babalar çocuk ergenliğe erken girmedi. Çünkü ibadet zor biraz böyle. Zor günlerde oruç tutmasın filan niyetiyle belki babalar anneler merhamet daha ağır bastığı için böyle olaya böyle bakıyorlar değil mi? Evet. Şimdi Kerem 10 yaşında hocam. Kaç yaşında? Diyor ki 10 yaşında. 10 daha erken tabii ki. Diyor ki ben diyor ergenliğe girdim. O yüzden ben bütün oruçları tutacağım. Hmm. Biz de diyoruz ki oğlum daha erken. O da diyor ki yok ben girmek istiyorum siz müsaade etmiyorsunuz. Demek ki sanıyorum şöyle Kerem şöyle yapıyor. Oruç tutabilmek için ben şey oldum diyor, ergenliğe girdim diyor. Orucu izinli koparabilmek için. Ben de şöyle derim, evet. Sevgili Kerem, yani şu anda oruç tabii ki size yavaş yavaş farz olacak, şu anda değil. Ama kendi gücü hissediyorsan bir bak şöyle orucu tut. Ama bunaldığın zaman da durumu ona göre idare edersin yani. Ara verirsin, arada bir tut en azından baban da annen de kalpleri daha rahat olur. Onlar seni seviyorlar tabii ki. Ama hepimiz Allah'ı çok seviyoruz ve Yüce Allah'ın emirlerine uymaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarınca uymaya çalışacağız. İnşallah ileride hiç ara vermezsin. Hem namazını hem orucunu tutarsın. Hocam şimdi zaten biz oruç tutmasında bir sorun yok. Biz ara sıra ara vermesini rica ediyoruz. Evet. Yani ara vermiyor. Babanın dediği makul arada bir ara ver. Yaşın küçük çünkü daha Kerem. Yaşın küçük, arada bir ara ver ama ileride biraz büyüdükten sonra onları da tutarsın, daha kalben kendini rahat hissedersin inşallah. Tamam mı? Evet, teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Peki, ailece selam, saygılar. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Eyvallah.